Kas ağrısı dediğimiz zaman aslında üç gruba inceleyebiliriz, üç gruba ayırabiliriz bunu. Bir tanesi mesela zorlama ile ilgili olanlar. Yani özellikle şu kış döneminde karkış olduğu yollardan çıkamadık ya, evden çıkamadık. Böyle her şeye dikkat ediyor, aman düşmeyeyim kaymayayım falan. Tabii bu sonra bütün her kaslarımız kasılıyor. Buna önemli ya da mesela ufacık bir geriye sendeleme ile ani bir zorlama ile ortaya çıkan kas ağrısı olabilir. Bu dönemde mesela birkaç kişi tanıyorum. Bunlar botlar giyildi ya hani karlarda. Bir kere botlar yürümeyi zorlaştırıyor. Bacak kaslarını farklı çalıştırıyor. Kesin. Bir de o karlarda bata çıka yürüyünce dediğiniz gibi inanılmaz bacak ağrıları ve bel ağrıları oluştu bu insanlarda. Çünkü niye alışık olmadıkları bir şekilde zorlanarak yapıyorlar işlerini. Kesinlikle öyle. Birinci grup bu. Yani zorlanmaya bağlı, ufak dediğimiz böyle bir travmaya bağlı. İkincisi yanlış duruş. Aslında baştan onu konuştuk. Hani duruşumuz, düzgün duruş, ofiste çalışırken ev hanımları, evde mutfakta çalışırken, çocuğu yedirirken, giydirirken, efendim yatağı toplarken, ev işleri yaparken pozisyonumuz. Çünkü vücudumuz belli bir pozisyona göre programlanmış. Bütün kasların rahat edeceği bir pozisyon var ama biz o pozisyonu sürekli bozuyoruz. İyi de burada bir mantık hatası oluşuyor. Madem öyle programlanmış, niye biz böyle durmak yerine gittikçe çöküyoruz? Çünkü o yeterince gücü belki beslenmeyle elde edemiyoruz. Farkındalığımız yok. Belki bunları konuşacağız. Biraz yaşla böyle kaslarımız biraz gevşiyor. Yeterli güce sahip değil. Bir de hani biz bakarsanız hani tarih öncesi zamanlarda insanlar yemek yemek için dağa tırmanmak zorunda. Efendim arkadan aslan koştu, aslandan kaçacak. Oradan bir şey bulacak, yiyecek, içecek. Şimdi öyle değiliz yani. Hemen bir telefon ediyoruz. Tak 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 eve bütün sofra düzülüyor. Bu arada hani biz bir üç kat aşağı inmek için hemen asansöre biniyoruz. Hareket etmiyoruz. Yani vücudumuzu kullanmıyoruz. Dolayısıyla o bu programın dışına çıkıyoruz. Programın dışına çıktığımız için de kaslarımız zayıflıyor, gevşiyor, vücudumuz gevşiyor. Ve normalde olmamız gereken şekli kaybediyoruz. Aslında ana problem bu. Bir üçüncü problem var. O da yaygın vücut ağrısıyla giden bir durum. Ona kas romatizması da deniyor halk arasında. Aslında romatizma ile hiç ilgisi yok. Ama bütün vücudunda ağrı var. Genellikle bunlar uyku bozukluğuyla gidiyor. Uykuları bozuluyor kişilerin. Genellikle bayanlarda böyle adet sancısıyla gidiyor, baş ağrısıyla gidiyor, diş sıkmalar, çene problemleri, böyle ara ara kabız olmalar, ara ara ishal olmalar gibi böyle bir takım huzursuz bacak sendromu dediğimiz böyle gece dolaşırken durmadan bacağım rahat edemiyor. Oraya dönüyoruz, rahat edemiyoruz, buraya dönüyoruz, rahat edemiyoruz. İşte bütün bunlar aslında yaygın bir kas ağrısına da neden oluyor. Bu da üçüncü grup. Sizi böyle alayım Bir biraz. kaslarım geldi yani ben farkında olmadan. Bu kadar işte. problemsiz görünüyor tabii şu anda bütün kas kitlesi, Yani kas adamımızın. 400'ün üzerinde kasımız var. Bakın çok net bir rakam vermedim. Hani bilmiyor musunuz diyeceksiniz sayıyı. Bilmiyoruz gerçekten. Çünkü insandan insana değişebiliyor. Bazı insanlarda o kadar küçük ki bazı kaslar farkında bile varmıyoruz. O yüzden ortalama 400 civarında kas grubumuz var. Ve bu kasların bakın bütün vücudumuzu koruyan bir yapısı var. Yani iç organlarımızın sıcaklığını koruyor. İç organlarımızı düşmelerden, çarpmalardan koruyor. Aynı zamanda da hareket etmemizi sağlıyor. Yani hareket edemezsek bakın bir insanı hareketsiz tutun. 2 gün, 3 gün, 1 hafta bütün sistemleri bozulur. Böbrekleri bozulur. Akciğeri bozulur. Kalp damar sistemi bozulur. Psikolojisi bozulur. Tabii. O yüzden mutlaka hareket etmemiz lazım ve bu kaslarımızı canlı ve kuvvetli şekilde tutmamız lazım.